Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu bölümümüzde Jetpack Compose'a bakacağız. Jetpack Compose nedir? Bununla birlikte uygulamalarımızı nasıl yazarız? Neden kullanmalıyız? Bunlar üstünde konuşacağız ve tabii ki e, uzunuza diye nasıl konuşulur? Nasıl kullanılır? E, uygulamalarımıza nasıl dahil ederiz? Üstünde tartışacağız. Şimdi öncelikle Jetpack Compose artık Android'in ilerleyen yıllardaki geleceği olarak adlandırılan en azından kullanıcı arayüzlerini yani UI'yı User Interface'i yaparken kesinlikle bize çok fazla kolaylık sağlayacak bir teknoloji olarak karşımıza çıktı. Şimdi 2021'in Mart'ı itibariyle Jetpack Compose dediğimiz kütüphane ya da API ya da araç artık nasıl e adlandırmak istiyorsanız beta sürümüne erişti ve kullanılabilir hale geldi. Zaten 2 senedir geliştiriliyordu. Yani 2019'dan itibaren bir test etmek için kullanılmaya açık gibiydi. Ama 2021'in başı itibariyle kullanılabilir hale geldi. O yüzden endüstride jetpack compozun kullanılması biraz daha vakit alabilir. Fakat e, hızlıca bunu öğrenmek ve yavaş yavaş uygulamalarımızı buraya taşımak mantıklı olabilir. Bu arada zorunlu bir şey değil. Yani artık tamamen bununla yapacağız veya eski hiçbir yöntemi kullanmayacağız diye bir şey yok. Ama ne olduğuna bir bakalım öncelikle. Öncelikle arkadaşlar e, bu bir modern toolkit diyor yani modern bir araç diyor ve native UI yani kullanıcı arayüzünü native bir şekilde yazmak için kullandığımız bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Ne demek native kullanıcı arayüzü? Yani artık XML kullanmak yerine normalde biliyorsunuz XML'lerle layout'larımızı yapıyoruz ve onları aktivitelerle ya da fragment'larla bağlayıp kullanıyoruz. Fakat artık XML'e hiç gerek kalmadan en azından app'in %99'unda belki de yani kullanmayarak ya da hiç kullanmayarak Sadece Kotlin kodu kullanarak uygulamalarımızı yazabilecek ve arayüz yapabilecek hale gelmiş oluyoruz Jetpack Compose sayesinde. Şimdi bu arada Android developer.android.com'dayım. Daha önce de Jetpack'ten bahsetmiştim ve ileri seviye kursta bol bol Jetpack öğelerini gördüğümüzü ve endüstri standartının artık Jetpack'ten geçtiğinden bahsetmiştik. O yüzden developers.android.com hani devamlı değişiyor buradaki yazılar görseller ama hani Jetpack büyük ihtimalle burada kalacaktır. Kalmasa bile search kısmından aratarak bulabilirsiniz. Şu an Compose için ayrı bir tab da açıldı burada. Şu an kısacası developer.android.com jetpack compose'un içerisindeyim. Siz buraya girmek zorunda değilsiniz. Sadece ne olduğunu göstermek için ben bunu açtım zaten. Birazdan kodları yazmaya başlayacağız. Ama gördüğünüz gibi şu an buradaki kodlara bakacak olursak bakın bunlar hep e, kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanılan kodlar. İşte card view gibi card yapılıyor. Bu kolonun ne olduğunu göreceğiz. İşte image view gibi image yapılıyor. Text view gibi text yapılabiliyor. Ve tamamen gördüğünüz gibi XML yok. Sırf Kotlin kodları yazarak kullandığımız aslında bir kütüphane. Bu da bize çok büyük artılar sağlıyor. Bazı durumlarda işimizi hiç düşünmeyeceğiniz kadar kolaylaştırıyor. Bununla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Başlamadan önce şu an dediğim gibi kompoz ben bu videoyu çekerken daha yeni beta sürümüne ulaştı. O yüzden e, yenilikler vesaire zaman içerisinde eklenecektir. Ben de ona göre zaten güncellemelerimi yaparım. Fakat e, şu anda bile uygulamalarımızı aşırı kolay bir hale getirecek gibi duruyor. Ve aynı zamanda developer.android.com'dan buradan bol bol aslında farklı dokumentasyonları ve farklı tutorialları görerek kendiniz de öğrenebilirsiniz. Ama şimdi esas burayı açmamdaki nedenden biraz bahsedeyim. Şu anda Android Studio'nuzu açarsanız eğer hemen açayım ben bir göstereyim size. Android Studio'yu açtığımızda Jetpack Compose'u kullanmanın birden fazla yolu var arkadaşlar. Şöyle eski projem açılmış şunu bir kapatalım. Şöyle sıfırdan açalım Android Studio'yu. Şimdi normalde burada Create New Project dediğimizde... Eğer ki bu ekranda Compose görüyorsanız... Compose ilgili bir şey görüyorsanız... Çok güzel. Demek ki artık normal Android Studio'ya da gelmiş demektir. Fakat ben bunu yapıyorken, ben bunu kaydediyorken... Daha normal Android Studio'nun içerisine Compose'u koymadılar arkadaşlar. Bu arada dümdüz şu anda da Android Studio'yu açarak sonradan hani normalde Firebase'i build.gradle'a eklemiştik ya Compose'u da aslında o şekilde ekleyebiliyoruz. Fakat Compose ile birlikte gelen bazı yenilikler var. Örneğin emülatör çalıştırmadan kodunuzun sonucunu görebilmek gibi. Bu tarz yeniliklerden faydalanmak istiyorsanız ve Tekrar söylüyorum burayı açtığınızda kompozu görmüyorsanız şunu yapabilirsiniz. Eğer kompozu görüyorsanız zaten create new project dediğinde aynen devam edeceğiz. Orada bir sıkıntı yok. Ben sadece şundan bahsetmek istiyorum. Şu an için Android Studio'ya geldiğimizde normalde biz ne yapıyoruz? Android Studio'yu direkt buradan indirip yüklüyoruz Windows için ya da Mac için fark etmez. Fakat bir de preview yeri var. Preview ne demek? Ön gösterim. Ön gösterimli arkadaşlar, bir beta buildları oluyor, bir de Canary buildları oluyor. Normalde bu Canary buildları kullanmıyoruz, hani en azından işte bir gerçekten Google Play'e koyacağımız app yapmak istiyorsak vesaire. Sonuçta bunlar en son teknolojileri barındıran, daha testleri tamamlanmamış teknolojileri bize sunmak için koydukları bir aslında şey yöntem. Ama şu anda ben bu videoyu kaydederken compose bunun içerisinde, canary build'ın içerisinde. O yüzden normal Android Studio olduğu gibi şu an bilgisayarıma bir de bunu indirip yükledim. Bunu yüklemeyi göstermeyeceğim. Zaten buraya kadar geldiyseniz hani bir Android Studio'yu yükleyip kurabilirsiniz. Tekrar baştan SDK falan kurmanıza gerek yok. Tamamen indirip dümdüz kuruyorsunuz aslında. Ve bilgisayarınızda artık iki tane Android Studio oluyor aslında. Bakın Android Studio Preview da şu anda bende yüklü, normal Android Studio da bende yüklü. Hatta ikisini aynı anda bile çalıştırabiliyorum, gördüğünüz gibi. Ve şu anda hem Preview hem Android Studio açık. Tabii ki hani birini kapatmam yeterli olacaktır. Sadece normal Android Studio Preview ile devam edebilirim. Ama dediğim gibi bunu yapmak zorunlu değil. Bunu yaptığımda ne oluyor size ondan bahsedeyim. Ee, yeni bir proje açayım, şimdi göreceksiniz. Bakın şurada temalar çıktığında artık Empty Compose Activity diye bir şey geliyor bana ve bunun bir preview olduğunu, daha son versiyonuna gelmediğini bana burada söylüyor. Süper. Şimdi ben bunu seçerek yoluma devam edeceğim. Sizin normal Android stüdyonuzda çıkıyorsa e, onunla devam edebilirsiniz. Çıkmıyorsa Canary Build'ı indirip devam edebilirsiniz. Eğer Canary Build'ı hiçbir şekilde indirmek istemiyorsanız ve normal Android Studio içerisinde kullanmak istiyorsanız onun da nasıl yapıldığını göstereceğim ama önce bunu çalıştırmam gerekiyor. Compose aktivitesini seçiyorum ve buradan yeni bir, bir proje oluşturacağım. Mesela Compose Intro gibi bir şey yazabilirim adına çok da fark etmez. Paket ismim com intro minimum sdk 23 yapıyorum ben. kompo seçtiğim için 21'in altında çalışmıyor arkadaşlar. Öyle 19 falan seçemiyorsunuz. Ama zaten 21 de zaten cihazların şu anda ben bunu çekerken %95'inde çalışıyor ve zaten hatırlayın hani %3-5 her zaman dünyada kullanılmayan Android cihazlar da var. O yüzden neredeyse bütün cihazlarda çalışacak gibi bunu kullanabiliyoruz. Ben şimdilik API 23'ü seçeceğim buradan. E, çok önemli değil zaten test için yapıyoruz. Dili Java seçemiyoruz. Compose sadece Kotlin için geçerli. Ve başka bir şey değiştirmemize gerek yok. Direkt finish diyorum. Ve ilk Compose projemi oluşturuyorum. Unutmadım eğer normal Android Studio'da kullanmak istiyorsanız ne yapacağınızdan bahsedeceğim. Sadece ondan bahsedebilmek için öncelikle bu projemin Açılması gerekiyor ve açıldığı gibi daha proje kendine gelmedi. Şimdi buralar falan yüklenecek Hani bir farklılık olduğunu belki görüyorsunuzdur. Ee, hani yine main activity'imiz var fakat e, app compat activity değil artık component activity diye bir şey. E, on create'imiz var bir sıkıntı yok ama altında e, değişik bir şeyler var daha önce görmediğimiz bir şeyler var alt tarafta ise yine Composable yazan değişik öğeler var. Bunların ne olduğunu hepsini göreceğiz merak etmeyin. Şimdilik sadece projeyi oluşturmamız yeterli. Bir de sağ tarafta şu anda Code Split Design açılıyor. Layout'ta olmamıza, olmamamıza rağmen ondan da bahsedeceğim. Şimdilik kod tarafına geliyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi e, burada Gradle scripts'in altında normal build.gradle module ya da app yazan yere çift tıklarsanız eğer e, benim şu andaki ekranımı görebiliyorsunuz ve burada nelerin eklendiğini size göstereceğim. E, bakın compile options, Kotlin options, build features ve compose options diye dört tane yer var. Normalde siz bir proje açtığınızda eğer ki Compose'u seçmediyseniz, yani Compile Options şu şekilde gelebilir fakat bunlar büyük ihtimalle gelmeyecektir. Öncelikle bunların eklenmesi gerekiyor. Normal Android Studio ile Compose Activity açmadan, normal Empty Activity açarak eklediyseniz ve alt taraftaki Dependency'lerin eklenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi Compose ile ilgili birçok farklı yer burada bulunuyor. Burada belki videoyu durdurup bunları eklemek isteyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem yeni başladığınızda burada problemler ortaya çıkarabileceği için bununla uğraşmamak, direkt canary build'ı indirip bir compose activity açmak. Bununla da bitmiyor çünkü. Bir de build.gradle project içerisinde de yine bunların ekli olduğundan ve compose versiyonunun vesaire ekli olduğundan her şeyden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki durdurup birebir aynısını yazıp hem buranın hem buranın çalışabilir hale getirebilirsiniz ama gördüğünüz gibi birazcık işiniz uzun olur. Direkt böyle yapmak daha sağlıklı olabilir. Hazır buraya kadar açmışken şuna da bakayım. Bakın kompoz versiyon diyor ki sen beta 0.1 kullanıyorsun, beta 0.3 çıkmış diyor. Onu buradan değiştirip ben de her şeyi son versiyona alabilirim. Böylece eğer kodlarda bir değişiklik varsa onların hepsini de size o son haliyle göstermiş olurum diye düşünüyorum. Buraya geldik. Burada da bir güncelleme var. 1.4.30 yerine 31 olmuş. Bunu da güncelleyelim. Güncellemeleri bu şekilde sarı olan yerlerin üstünde durarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten bundan biraz bahsetmiştik daha önceki projelerimizde Şu ana kadar bu işlemleri çok fazlasıyla yaptık işte Firebase'de yani Retrofit'te vesaire Ama yine aklınızda olsun Bahsetmiş olayım Burada Gradle güncelleniyor Hemen buraya dönelim Evet buralar güncellenmiş burası test için zaten Çok önemli değil şu anda Ve bu kadar Şimdi buraya kadar geldiyseniz süper dediğim gibi yani e, normal Android Studio'nuzda zaten gözüküyor Hiç sıkıntı yok. Bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Dümdüz kompozu açabilirsiniz. önemli olan buraya kadar gelmek. kompozun ne olduğu, nasıl kullanıldığı, bu kodların ne manaya geldiği ile ilgili birazdan hep beraber konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Şimdi eğer ki ilk kompoz projenizi oluşturabildiyseniz süper. Şimdi geleceğiz burada neler yapabileceğimize. Bir kere neyden bahsetmiştim? Android Studio'nun son versiyonuyla ve daha doğrusu Compose'un da gelmesiyle hayatımıza bir yenilik girdi. Ve bu yeniliği şu anda işte Connor Build'da görebiliyoruz. Belki siz normal Android Studio versiyonunda da görebiliyorsunuzdur. Görebiliyorsanız sıkıntı yok. Yenilik şu. Şimdi artık XML hayatımızda yok dedik. Yani istersek olur ama şu anda yok. Şimdi e, burada gel, hatta rezin altına girersek Layout klasörünü bile koymamışlar gördüğünüz gibi. Yok yani, yani isterseniz oluşturur, buraya examen eklersiniz vesaire Ama gerek yok şu anda ve öyle bir şey yok. O yüzden yani Layout'a gittiğinizde burada ortaya çıkan Code Split Design aslında ortaya çıkmayacak ama şimdiden ortaya çıkmış. O niye? O da şu yüzden. Şimdi Split'e basarsam eğer. Ve burada bana bir hata veriliyor. Bir build ve refresh yapman lazım diye. Ona da basarsam build ve refresh dediğim yani menüden normalde build, build yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ya da buradan da direkt basabilirsiniz. Fark etmez. Projeyi derleyecek ve sonucunu bana gösterecek. Şimdi bu sonucu nasıl gösterecek görelim. Ve e, buradaki kodların ne olduğunu da biraz anlamış oluruz belki. Bakın sonuç bu çıktı. Hello Android yazıyor. Şimdi bu Hello Android bir tane oluşturulmuş bir metin gördüğümüz gibi ve artık sağ tarafta preview dediğimiz bir ekranda bize gösteriliyor. Böylece ben sol tarafta kodları yazarken hemen sonucunu sağ tarafta görebilir hale geliyorum. Bunu kullanmak zorunlu değil. Emülatörümüz hala çalışıyor. Şu an uygulamamı çalıştırırsam emülatörümde e, emülatör açılacaktır. Şurada eski bazı e, şeyler var, projeler var. Bekleyelim normal emülatörümüz açılsın. Ve bu çıkan emülatörde arkadaşlar sonuç yine e, burada ne gözüküyorsa mesela Hello Android mi gözüküyor? Hello Android Text View, text view değil artık Text onun adı da. E, Hello Android metninin gözüktüğü bir uygulama olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın gördüğünüz gibi Hello Android burada çıkıyor. Tabii ki düzgün bir yerde olmadığı için şu anda sol üste çıkıyor. İşte bunların nasıl ortalanır da farklı yerlere koyulur da vesaire bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama önemli olan şu. İstersek direkt yine alışık olduğumuz gibi emülatörü kullanabiliriz. İstersek buradaki preview penceresini kullanabiliriz. Buradaki preview'u tabii ki çıkarmaları gayet güzel olmuş. Hani sonuçta biz XML ile çalışırken de split görünüme geçip ya da işte design görünümüne geçip yapılan dizaynın sonuçlarını hemen görebiliyorduk. Artık Kotlin koduyla bu dizaynı yapabilir hale geleceğiz. Kullanıcı arayüzünü yapabilir hale geleceğiz. Ve onun da sonuçlarını hemen sağ tarafta görebileceğiz. Yani ben en azından bu videoyu çekerken normal Android Studio ile eğer Compose Activity'yi seçmeden işte dependency'leri falan ekleyerek oluşturduğunuzda bu preview özelliğinden çok da faydalanamıyorsunuz açıkçası. O sebeple de biraz Canary Build'ı yükleyip göstermek istedim. Ama zaten siz o raddeyi geçtiyseniz normal Android Studio'da görüyorsanız sıkıntı yok zaten göreceksiniz. Şimdi sol taraftaki kodlarımıza biraz bakalım. Bunlar üstünde konuşalım. Birincisi zaten main activity sınıfımız her zamanki gibi burada var ve altında da on create her zamanki gibi yani aktivite çalıştırılınca ilk çağrılacak olan fonksiyon yazılıyor. Farklılık ne? Set content de eskiden set content'in içinde hangi XML'le bağlayacağımız otomatik olarak zaten bizim için hazır bir şekilde gelirdi. Bu sefer set content denmiş ama bir XML verilmemiş doğal olarak direkt buradaki kompozla e, ilgili bazı kodlar yazılmış. Şimdi burada compose intro team diyor. Compose intro benim e, buraya uygulamama verdiğim isim de hatırlarsanız hani introduction gibi 101 gibi. E, kendince bir tema oluşturmuş ve o temanın altında şöyle kodlar yazmış. Ne olduğunu daha bilmiyoruz. Surface demiş, bir de greeting diye bir şey yazmış. Greeting'in ne olduğunu zaten burada görebiliyoruz. Bir tane yeni bir fonksiyon oluşturulmuş. Bu fonksiyon içerisinde bir isim alınmış parametre olarak ve text denilen bir şey koyulmuş. Ne olduğunu daha bilmiyoruz ve o text'te hello isim hello name yazılmış. Tabi burada isme de android verildiği için hello android gözüküyor şu anda burada. Ama aslında buradaki kodların hiçbiri burada gözükenle çok da alakalı değil. Neden? Çünkü bakın en altta bir de add preview diye bir şey var. Preview annotation ile şu şekilde en başına konulmuş ve preview ne demek? Ön gösterim. Direkt sağ tarafta bu preview'un altına neyi koyduysak onu gösteriyor. Yani burada yazdığım kodlarla sağ tarafta gösterilen kodların aynı olması tam olarak da zorunlu değil. Burada ne yazıyorsa yani preview'un altında ne yazıyorsa burada onu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve böylece aynı anda bütün ekranı değil sadece tek bir öğeyi de görebiliriz. Aynı anda bütün ekranı da görebiliriz. Orası bize kalmış. Preview ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Hepsini e, kafanızda soru işaretlerini kaldıracağız. Şimdilik tek bilmeniz gereken şey sol tarafta yazdığımız kodların sonucunu Emülatöre uğraşmadan görmek için sağ taraftaki preview penceresini kullanabiliriz. Sadece unutmamamız gereken şey görmek istediğimiz şeyi preview'un altına koymamız. Bu ilk başta biraz manuel olacak. Yani burada bir şeyler yazacağız, alacağız, buraya copy paste yapacağız. Hani şey diyebilirsiniz ya bu ne habire kopyala yapıştır yapıyoruz diye. Ama sonra çok daha mantıklı bir yere gelecek. Nedenini anlatacağım şimdilik sadece şu an kavramaya çalışıyoruz. Tabii ki bu arada siz ilk açtığınızda da burada illa aynı örnek çıkacak diye de bir şey yok. Yani Hello Android yazması veya hani bu, bu, bu şekilde bir ekran bomboş da çıkabilir. Önemli değil. Zaten birazdan bu örnekleri sileceğiz. Kendi örneklerimizi yazacağız. Ama burada önemli olan şey şu. Bakın artık hayatımıza yeni bir şey giriyor. Kavram giriyor. Bunun da adı Composable 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 neymiş? Üstünde durup buradan okuyayım ben Sizde çıkmasına gerek yok Ben anlatacağım zaten Compose'la Compose, compose Framework'üyle Kütüphanesiyle çalışırken Kullandığımız fonksiyonlarmış Ve bunlar Building Block diyor Yani bu e, uygulamamızı oluşturan öğeler diyor Hani Lego parçaları gibi Legodan bir şey yapıyoruz gibi düşünebiliyoruz Bunlar e, genelde işte fonksiyon ya da lambda yoluyla, e, lambda fonksiyonlar yoluyla e, tamamen oluşturulabiliyor. Tamamen Kotlin kodlarıyla oluşturulabiliyor. Ve e, istediğimiz kadar Composable oluşturabiliyoruz. Hazır oluşturulmuş Composable'ları kullanabiliyoruz. E, ve hepsiyle ilgili dökümantasyonda da tabii ki mevcut. Şu anda buradaki Composable'a tıklarsam da zaten... E, Sanırsam buradaki bana bütün şeyi gösteriyor. Açıklamayı gösteriyor. Belki siz de görmüş olabilirsiniz. Aynı zamanda farklı şeyleri de görmek için ne yapacağımızı birazdan göstereceğim. Şu an dediğim gibi bu örneklerin sizde birebir aynı olmasına gerek yok. Birazdan hepsini sileceğiz. Kendimizi yazacağız. Ama Composable diye bir kavram olduğunu ve artık bu fonksiyonları kullanarak Bizim uygulamalarımızı yazacağımızı bilmeniz yeterli olacaktır şimdilik. Genel görünüm bu şekildeydi. Burada duruyorum. Bir sonraki derste hemen ilk kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Arkadaşlar evet şimdi gelelim artık kodları yazma işine. Şimdi dediğim gibi composable diye bir şey hayatımıza girdi. Ve biz kendi Composable'larımızı bu şekilde fonksiyon gibi oluşturabiliyoruz. Ve bizim için hazır oluşturulmuş birçok Composable da zaten mevcut. Mesela burada bir örneğini görüyoruz. Text. Yani daha önce XML'de kullandığımız Text View gibi Text diye bir Composable oluşturulmuş. Direkt zaten bu hazır geliyor ve metin gösteriyor. Ve bunları görebilmek için kontrol ya da Mac'te Comment tuşuna basıp şu şekilde üstünde durursanız yani bu tekstin ne olduğunu burada görebiliyoruz. Bakın zaten o da bir fonksiyon. Hatta üstüne tıklarsanız kontrole basılı tutarken direkt text.kotlin dosyasına gidiyor. Ve bu fonksiyonu nasıl yazmışlar onu da görebiliyoruz. Bakın aslında text içine bir sürü parametre alabiliyor. Tabii ki bunlar opsiyonel. Yani ister veriyoruz ister vermiyoruz. Ve alt tarafında işte nasıl yazıldığını, hangi farklı özellikleri alabildiğini vesaire görebiliyoruz. Hatta İngilizce olarak bütün açıklamaları da burada mevcut. Bir kere hangi parametreleri alacağını buradan görebiliyoruz. Orası okey. Ama tabii ki şunu düşünürsünüz ya şu ona kadar bir ton şey vardı işte Image View vardı, Text View vardı, Edit Text vardı mesela, Recycler View vardı falan. hani biz bunları nasıl bileceğiz hepsinin karşılığı var mı ne yapacağız ne edeceğiz bir kere e, hepsinin karşılığı var arkadaşlar daha da fazlası var ama tabii ki hani burada zaten bu dersleri bunun için yapıyoruz ben elimden gelebildiğince fazlasını göstereceğim ama yine de göstermediklerim veya gösteremediklerim için burada kompozun içerisinde bir ton tutorial var dediğim gibi şimdilik nerede durduğunu göstereyim ben hem şurada guide'lara gidecek olursak normal dokümantasyonun içerisinde Jetpack Compose Layout diye bir yer var mesela. Bunun içerisinde arkadaşlar tek tek hani neyin nerede olduğunu nasıl kullanılacağını her şeyi gösteriyor. İşte kolon diye bir şey varmış. Text diye bir şey varmış. Image diye bir şey varmış. Direkt bizim e, görsellerimiz. Zaten image dediğim Hepsinin ne olduğunu anlatıyor. Bunları ben de anlatacağım. Nereden bakıp anlatıyorum? Buradan bakıp anlatıyorum. Ben de e, sonuçta ben yazmadım kompozu. Buradan dokumentasyondan okuduk ve öğrendik gelip anlatıyorum. Burada text, text'in bütün detaylarını gösteriyor mesela. İşte textle nasıl string resource çağrılır, text'in içine düz string nasıl verilir, yani nasıl stillendirilir, rengi nasıl değiştirilir, font size nasıl değiştirilir, hepsi. Burada bize anlatılıyor arkadaşlar. Bunların tabii ki üstünden geçeceğiz şimdilik. Zaten hali hazırda oluşturulmuş birçok işte text olduğunu, birçok daha doğrusu composable olduğunu ve bunların nasıl kullanıldığını gösteren birçok farklı dokümantasyon olduğundan bahsetmek için bunları ben size bir söyleyeyim dedim. Kafanızda soru işareti kalmasın diye. Şimdi gelelim buraya. Burada bir kere tema var. Temalara sonra gireceğiz. Şimdilik ihtiyacımız yok. O yüzden buradaki her şeyi bir kere bir sileyim ben. Şöyle bir sileyim. Şu anda bomboş bir on create'imiz var. Set content diyor ve altında bir şey yok. Bir kere set content'i de silebiliriz. Şöyle silmeyeceğiz de ne olduğunu göstermek için size şunu yapıyorum. Daha önceden de set content'imiz vardı on create'in altında hatırlarsanız. Fakat set content t biz bir tane aslında set content view diyerek şunu kullanıyorduk layout res id dediği r main gibi işte ee, hani hangi layoutla bağlayacaksak onu gösteriyorduk şimdi ise set content diye şu şekilde bir yeni bir fonksiyon çıkmış karşımıza ve o bizden gördüğünüz gibi bazı parametreler istiyor. Hangi parametreleri istediğine bakacak bakmak için yine kontrole basıp üstünde durabilir ya da direkt tıklayıp işte buradan gelip parametrelerine bakabiliriz. Parametrelere bakıldığında iki tane parametre görüyoruz ki burası çok önemli çünkü bütün kompozlarda neredeyse bunu göreceğiz. Şimdi bir birkaç tane parametre olabilir ama genelde en son parametre. Şimdi burada iki tane var. Bir parent diye bir şey istemiş nullable null olabilir. Zaten bir şey vermiyordu demin boş bırakıyordu. Bir de content yani içerik diyor. İçeriği ne olarak istemiş? Composable olarak istemiş. Bir composable olarak istemiş ve bu bir fonksiyon olduğu için şu şekilde lambda gösterimiyle gösterilmiş. Süper. Peki. Lambda gösterimi nasıl kullanılıyordu? hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle hani örneğin Firebase'de biz bunları kullanmıştık lambda gösterimlerini bol bol direkt parantezi açıp yazabiliyorduk bazı farklı diğer uygulamalarımızda da oldukça karşımıza çıkmıştı ama burada özellikle composable'larla birlikte lambda gösterimlerini oldukça fazla Kullanılacak hale geleceğiz, kullanır hale geleceğiz. O yüzden de kesinlikle lambda'nın ne olduğunu bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi set content yazan yere bakacak olursak arkadaşlar, aslında bu bizden bir içerik istiyordu, değil mi? Bir composable content'i istiyordu parametre olarak. Ama biz niye o zaman buraya parametre olarak bunu vermiyoruz da mesela şöyle açıp burada bakın content diyor diye mesela content eşittir deyip niye burada vermiyoruz? Mesela şuna ne gerek var? Greeting diye bir composable vardı değil mi? Geleyim ben buraya greeting yazayım. Benden de bir isim istiyor. İsme de yine android yazayım mesela. Şu şekilde. Niye böyle yapmıyoruz da daha farklı şeylerle uğraşıyoruz? Çünkü arkadaşlar yani bunu da bu şekilde de yapabiliriz. Yani tabii ki şu anda bunu bu şekilde yapmıyoruz. Çünkü bakın ne diyor? Lambda gösterimi lazım bana diyor. Ee, ama ne şekilde yapıyoruz bunu? Bunların hiçbirini koymuyoruz. Alıyoruz buraya bir tane şey açıyoruz. Buraya koyuyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Neden bunu yapıyoruz? Çünkü lambda gösterimleriyle alakalı bir kolaylık bu. Şimdi buraya ben geleyim. Klasın dışındayım. Bakın zaten composable'larım class'ın dışında yazılmış. İçinde de yazmamızda bir problem yok. Hatta normal bir fonksiyon yazacağımız için şimdi içine gireyim. Şu anda class'ın içindeyim ama on create'in dışındayım. Herhangi bir test fonksiyonu yazalım mesela test function. Lambda gösterimi neydi arkadaşlar? Lambda aslında fonksiyonun parametre olarak da başka bir fonksiyon almasıydı. Yani mesela biz buna bir string isteseydik şu şekilde ya da bir int isteseydik fark etmez integer olsun bu int olsun biz bu fonksiyonu herhangi bir yerde mesela on create'in altında çağırdığımızda test function diye bizden parametre olarak int isteyecekti değil mi? mesela 5 verecektik ve bir problem kalmayacaktı klasik fonksiyon input alma işlemi en temeli ama bir de biz aslında lambda gösterimlerinde şöyle bir şey yapabiliyoruz Buraya bir tane fonksiyon alacağız ve bu fonksiyon unit döndürecek. Şu şekilde mesela. Bu şekilde bir gösterim yapabiliyoruz. Aslında bu gösterim biraz önce gördüğümüzün aynısı. Yani şeye gittiğimizde buradaki set content'e gittiğimizde şunun neredeyse aynısını görmüştük. Buna mesela herhangi bir isim verebiliriz. My function gibi bir isim verebiliriz ve bir fonksiyon isteneceğini burada belirtebiliriz ve bu fonksiyonun da bakın buna int dedik. Bunun türü integer dedik. Integer sınıfından bir şey verileceğini söyledik. Bunun da adı my function dedik ve şu türden bir şey verileceğini söyledik. İşte bu tür ne demek? Bir fonksiyon verilecek. Yani bu fonksiyon herhangi bir parametre almayacak ve geriye de herhangi bir şey döndürmeyecek demek. Yani dümdüz bir fonksiyon vermekten bahsediyoruz. Mesela işte test2 test 2, test, ıı, test function lambda gibi bir şey diyelim buna. Şu şekilde. Yani ben mesela bunu şu anda test function'ı çağırdığımda yani bir parametre olarak test function'a verebilirim. Deneyelim. Şuraya gelelim. Test function diyelim. Bakın test function benden ne istiyor? Bir integer istiyor. 5 verdim. Ama artık bir de function istiyor. Mesela test function lambda'yı gelip burada verebilirim. Ama tabii ki bu şekilde veremem. Çünkü ona referans vermem gerekir. Onu da başına iki tane nokta koyarak şu şekilde verebilirim. Yani hani main activity 2.2.test function lambda demek gibi düşünebilirsiniz. Ama şu şekilde yapabilirim. Mesela bunu test etmek için bunun içinde test diye bir print line yapalım. Ve bunu çalıştıralım mesela. Da burada neyi göstermek istiyorum ben size? Ee, tek yapmaya çalıştığım şey şu. Hani bu hiçbir şey yapmayacak. Ne yapacak? Emülatörde yine Hello Android gözükecek bir şey değil. Locket'i açtığımızda System.out olarak filtrelersem ben bu yazdırılıyor mu onu görmek istiyoruz. Tabi e, bunda da şöyle bir şey var. Şu anda ben bunu içeriye verdim. Ama burada my function kullanılmıyor. Yani bu fonksiyonu hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bu fonksiyonu aldıktan sonra kullanmak için my function nokta invoke. Yani bunu çalıştır deyip test fonksiyonu içerisinde bir de bu şekilde deneyebiliriz. Bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar bakın bu testi görüyoruz. Yani şurası çalışmış oluyor. Şimdi niye bu kadar karmaşık bir şey yaptık? Sırf şu yüzden. Burada bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyonun içerisine başka bir fonksiyonu parametre olarak alabiliyoruz. Başka bir fonksiyonu parametre olarak aldıktan sonra çalıştırabiliyoruz ve burada da tam olarak bunu yaptık. Bunu gösterme sebebim de şu aslında. Eğer ki bir lambda gösteriminde ya da bir fonksiyonda şu şekilde bir durum varsa eğer son parametresi e, bu şekilde bir lambda gösterimi ise buna trailing lambda yani işte sonunda kuyruğunda gösterimi denebiliyor. Yani siz bunu bu şekilde vermek yerine direkt şöyle yapabiliyorsunuz. Mesela inti verdiniz. Normalde bunu böyle kapatamazsın. Çünkü niye? Burada bir tane daha parametre bekliyor. Function bekliyor ama bakın son parametre bu. Son parametre olduğu için de son parametreyi vermeyip direkt şu şekilde bir şey açarsak süslü parantez açarsak bunun içerisine artık mesela test function lambda'yı çağırabilirim ve bunu çağırdığımda test function lambda'yı sanki son parametre vermiş gibi kullanabilirim. Şimdi bunu tekrar çalıştırırsam yani yine birebir aynı sonucu elde etmiş olmamız gerekiyor. Öncelikle çalışıyor mu? Çalışıyor. Locket'i açtığımda testi görüyor muyum? Görüyorum. Bizim normalde kullandığımız bütün şeyler aslında bu mantıktan geliyor. Yani parametre olarak vermek yerine şu şekilde süslü parantezi açıp fonksiyonu direkt içerisine yazmaktan geliyor. Biraz önce gösterdiğim görünümdeki şeyi çok fazla yapmıyorsunuz çoğu zaman. O yüzden de kafa karışıklığı olmasın diye bunu bir e, baştan göstermek istedim. Neden? Çünkü bakın set content'te yapılan şey birebir bu. Yani ben greeting'i buraya bir composable olarak koymamın sebebi set content'in içerisinde benden bir composable istenmesi, composable fonksiyon istenmesi content olarak ve content'in de son parametre olmasından ötürü benim bunu direkt şu şekilde süslü parantez açıp buraya verebilir hale gelmem. İşte bu yüzden composable'ı bu şekilde kullanabileceğiz ve bu yüzden de arkadaşlar gelip de greeting'i burada şey olarak parametre olarak şu şekilde işte content eşittir greeting vesaire hani greeting işte android bu şekilde vermeye çalışmıyoruz. Çünkü yani hani bu şekilde de vermeye çalışabiliriz dediğim gibi. Bunu yapmak için birazcık şu şeyle uğraşmak gerekiyor. Content'ın bir fonksiyon olduğunu göstermek için şunu şuradan alıp, bunu buraya koyup süslü parantez koyabilirsem inşallah şöyle tekrar deniyorum. Şu şekilde yapmam gerekiyor. Ve bu da gördüğünüz gibi bir problem çıkartmıyor. Ama niye bunu yapayım? Neden bununla uğraşayım? Zaten son şey bu olduğu için hiç bunlara gerek kalmıyor. Bunları siliyorum. Geliyorum buraya, açıyorum. Greeting gibi burada yazıyorum. İşte Android mi diyorum, ne diyorsam diyorum artık ve burayı bitiriyorum. Burada yaptığımız her şey tamamen lambda ile ilgili bilgilerimizi güncellemek ve daha da ileri seviye Kotlin'i öğrenmek için de aslında. O yüzden burada duracağız. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. İsterseniz komple silin, isterseniz notlarınızda tutun. Composable alakalı durumlar değil, Kotlin ile alakalı durumlardı bunlar. Ama Composable'ın ne olduğunu, hani bir fonksiyon olduğunu ve Lambda gösterimi olarak artık content içerisine konulduğunu hafiften anladık diye düşünüyorum. Şimdi gerçekten de kullanıcı arayüzünü tek tek build etmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi buradaki yapılacak işlemlere hemen hemen anladık gibi. O yüzden bu fonksiyonları falan siliyorum. Bunlarla bir işimiz yok. Bizim işimiz Composable'larla onları anlamamız gerekiyor. Ve şu an bizim için oluşturulmuş bir Greeting Composable var. Eğer sizde bu çıkmıyorsa birebir aynısını yazabilirsiniz tabii ki. Çok da önemli değil açıkçası çok basit bir Composable yapılmış. Ne var bunun içerisinde? İsmi Greeting yani selamlama bir tane input alıyor ve onu text dediğimiz bir e, composable'ın başka bir Composable'ın içinde gösteriyor. Demek ki bir composable içerisine istediği kadar composable da alabiliyor yani bir tane var da birden fazla da olabiliyor. Şimdi bunu birazcık e, oynayalım bakalım, değiştirmeye çalışalım. Şimdi burada ne olduğu çok önemli değil. Preview'da ne varsa onu gösteriyor demiştik ve burada da bakın yine temamız falan duruyor o yüzden bunu sileceğim ben. Tema işine en son bakarız. Şimdi burada bir e, normal yine şey koyalım. Hello Android'i gösterelim. Bunu Build and Refresh yaptığımızda sağ tarafta zaten herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine Hello Android bu şekilde gözükecek. Gelelim bunu biraz üstünde duralım. Bir kere tekstin üstünde durduğumuzda neleri değiştirebileceğimiz burada çıkıyor demiştim. Bakın modifier diye bir şey var. Bu neredeyse bütün composable'larda yani bizim için hazır oluşturulmuş composable'larda var. Modifiye etmek için kullanıyoruz. Ne olduğunu göreceğiz. Daha oraya gelmedik. Diğerlerine bakalım, daha kolaylara bakalım. Mesela color. Rengini değiştirebiliyormuşuz. Font size. Yani fontun boyutunu değiştirebiliyormuşuz. Font style font weight işte weight'i yani kalın mı normal mi italik mi vesaire onları değiştirebiliyoruz. Fontun kendisini değiştirebiliyoruz. Font family işte letter spacing yani ne kadar arasında boşluk olacak vesaire bunların hepsini buradan değiştirebiliyoruz. Ve daha da güzeli yani bunlar bir kere şey tamamen hani e, opsiyonel ister değiştiririz, ister değiştirmeyiz. E, üstüne üstlük bir de burada arkadaşlar hangi türden bir veri olacağını da yazıyor. Bakın teksti vermek durumundayız zaten. Hani vermezsek çok yani ne işe yarar ki böyle bıraktığımız bir tekst olur. Ama teksti verdiğimizde buradaki sorun gidiyor. O yüzden tekst eşittir şu şekilde hello world hello android bir şey yazdırabiliyoruz. Ama sonra istediklerimizi virgül koyarak koymaya devam edebiliyoruz. Bakın burada da gösteriyor işte modifier mı vereceksin color mı vereceksin. Mesela color'a gelelim. Rengini değiştirelim bunun. Color direkt şu şekilde yazabiliyorum eşittir dediğimde. Color'ın cinsi ne olacakmış? Color'ın cinsi Color olacakmış. Büyük C ile yazılan bir color varmış bakın color diye bir sınıf oluşturulmuş bizim ve gördüğünüz gibi android.compose.ui.graphics nokta, 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 içerisinden geliyor ve hazır tanımlı bir sürü renk var bakın color white color magenta color blue işte beyazdır işte magenta rengidir mavidir siyahtır gridir bunların hepsini görebiliyoruz işte magenta nasıl bir renk bakalım mesela şimdi magenta yaptık buradan build and refresh yapalım yani buradaki şeyin değişmesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi mor pembe arasında bir renk veya işte gray yapabiliriz. Bakın gray var, dark gray yani koyu gri, açık gri. Buradan herhangi bir rengi seçip hemen nasıl göründüğüne sağ taraftan bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen burada değişiyor. Colorlara tek ulaşmanın yolu bu değil. Bir yol daha çıkardılar. Material team. Şimdi Material Team zaten hayatımızda olan bir konseptti. Yani Material temasıyla Material Design'la birçok farklı şeyi yapabiliyorduk. Ne demek istiyorum? Hemen bir gösterelim size internetten. Material Design Google diye aratalım. Sizin yapmanıza gerek yok. Sadece göstermek için bunu açıyorum. Material.io Şimdi bu Google'ın önerdiği design rehberliği aslında. Burada işte ikonlarımızın, tekstlerimizin, metinlerimizin, genel olarak temamızın nasıl olması gerektiği ile ilgili birçok şey var. Hatta bir, bir sürü ücretsiz UI, bir sürü ücretsiz ikon, font bunlar var ve bunları alıp kullanabiliyoruz uygulamalarımızda. Zaten Material Design Hayatımızda olan bir konseptti. fakat kompozla birlikte biraz daha kolay bir şekilde bunu kullanabileceğimiz gibi bazı sınıflar eklendi. Mesela Material Team'e burada gelecek olursak Android Compose Material'ı görüyoruz ve temanın içerisinde renkler, şekiller ve tipografi ya da typografi artık nasıl okumak istiyorsanız tipografiler var tabi tipografi hani konumuzla alakalı değil bu metnin konusuyla alakalı resmi yani rengiyle alakalı değil İşte büyük mü olacak küçük mü olacak h1 h2 bunlar header 1 header 2 html bilenler bilir büyükten küçüğe doğru giden bir seçeneği var hani bunlar için ama biz ne yapıyorduk color colors nokta dediğimizde hazır bazı tanımlı yine renkler çıkıyor Bunların ne olduğu ve nasıl tanımlandığına bakacağız. İşte on surface, on background, background nedir falan filan bunlara bakacağız. sadece buradan da renklere ulaşabildiğimiz aklımızda olsun ama en kolayı şu an için bu. Color.blue deyip mesela buradan build and refresh yaptığımda mavi olduğunu sağ tarafta göreceğiz. Diğer şeylere gitmek istersek tekrar virgül bırakıp hepsinden biraz bakabiliriz işte ne bileyim font weight, font style, font family efendime söyleyeyim text align bunların hepsi burada kastımızı e, etmek ve istediğimiz gibi düzenlemek gayet mümkün bir tane daha deneyelim mesela font size'a bakalım font size arkadaşlar hatırlarsanız em, bazı textlerde SP kullanıyorduk hatta hepsinde SP kullanıyorduk e, direkt bir görünümün kendi dimensionlarından kendi boyutlarından bahsediyorsak da DP yani density pixel kullanıyorduk burada artık SP kullanmak için mesela 25 SP'yi direkt böyle yazamıyoruz ya 25.sp yazarsanız eğer SP'yi de artık direkt bakın compose.ui.unit.sp olarak import edebiliyorsunuz Tabii ki üstüne basıp alt enter yapıp import'a tıklamanız yeterli. Ve build and refresh yaptığınızda bu artık daha büyük bir şekle gelecektir, daha büyük bir font olacaktır. Bu arada bir önceki şeyde belki internette şöyle bir kullanım da görmüş olabilirsiniz. Text unit Companion Sp şeklinde. D eskiden bu hala da kullanılabiliyor gördüğünüz gibi. Onu kısalttılar. işte artık kaç istiyorsanız mesela 22.sp gibi bunu gösterebiliyorsunuz. Süper. Şimdi bunu yaptık. Başka ne var? İşte bir virgül daha bırakalım. Mesela işte font weight. Font weight font weight'ten türüyormuş zaten. Hemen onu da deneyelim. Font weight eşittir. Font weight yazalım. Bakın işte e, bold mu olacak efendim söyleyeyim kalın mı olacak başka bir şey mi olacak buradan seçebiliyoruz ve refresh ettiğimizde bizim için artık Hello Android kalın bir şekilde yazılıyor. Tabii ki bunları virgül bırakmak kaydıyla şöyle aşağı satıra da alabilirsiniz. Daha düzenli olması açısından kodlarınızın ve istediğiniz gibi teksti burada şekillendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kompleks bir şey yapmıyoruz aslında. Ha tabii şunu da diyebilirsiniz ya buraya greeting koyuyoruz ya ya da preview da yapalım. Buraya greeting koyuyoruz ya koymasak mesela greeting'i değil de direkt şu textin kendisini koysaydık. Yani bunu alıp burada şöyle koysaydık mesela olmaz mıydı? İşte hello name değil de mesela ne bileyim hello android'i burada yazsaydık olmaz mıydı? Olur da arkadaşlar neden olmasın? Hiçbir sıkıntı olmazdı. Hiçbir değişiklik olmazdı. Sadece böyle hazır bir örnek gelmiş. Onun üstünden gösteriyorduk. O yüzden zaten bunu silebiliriz. Hatta silelim baştan oluşturalım. Böylece add composable yazmayı da görürüz. Add composable yazdıktan sonra. Genelde şöyle çalışılır zaten. Mesela main screen. Yani ana ekran diye bir composable oluşturulabilir. Ve artık yapacağımız işlemleri. Şöyle şunun altında yapabiliriz. Ve set content'e sadece main screen'i koyarız mesela. Default preview'a da bir kere main screen'i koyarız. Ve burada yaptığımız işlemler hem preview'da gösterilir hem de app'in kendisinde olur. Ama tabii ki sadece bir tane text ile iş olmuyor. Bir sürü şey var. Sadece buralara geçmeden diğer e, composable'lara geçmeden önce bir şeyi daha göstermek istiyorum. Main screen'deyim. Text diye bir şey oluşturdum ve bunu aldım mesela, kopyaladım diyelim buradan. Ve birebir aynısını alt tarafa yapıştırdım. Yani main screen'imin içerisinde şu anda iki tane text var. Birinde Hello Android, birinde Hello World yazsın mesela. Ve bunu refresh ettiğimde bakalım ne olacak. Birinde Hello Android yazıyor, birinde Hello World yazıyor ve gördüğünüz gibi üst üste geçti. Bu çok da beklediğimiz veya istediğimiz bir şey değildi. Mantıken yani, hani intuitif olarak böyle içimizden gelen e, ses ne söylüyor? Tekstleri alt alta koyduğumuzda biri üstte gözükecek biri altta gözükecek gibi gözüküyor. Ama hiç de öyle olmadı gördüğünüz gibi. O yüzden bir kere önce her şeyden önce bence bunu çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor ki doğru düzgün ekranımızı oluşturmaya başlayalım. Ondan sonra diğer işlere gireriz. İşte modifier nedir, diğer composable'lar nedir hazır oluşturulmuş bizim için. Diğer işlere gireriz. Şimdilik bunu çözmemiz yeterli olacaktır. Burada duralım bir sonraki derste beraber bakalım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir önceki derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İki tane text kullanmıştık. Bu composable'ları kullandığımızda altlı üstlü göstermek istediğimizde bir problemle karşılaşmıştık. Zira gördüğünüz gibi birinde hello android yazıyor, birinde hello world yazıyor. Altlı üstlü burada koyuyoruz ama ikisi de iç içe geçmiş gözüküyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor demiştik. Şimdi bu sorunu çözmek için aslında bizim birçok farklı alternatifimiz var. En çok kullanacağımız alternatiflere bakacak olursak Birincisi şu kavramları bilmemiz gerekiyor. Column, row ve box. Şöyle yazalım. Şimdi column ve row zaten tanıdık gelmiş olabilir. Kolon ve sıra. Hani normal dikey ve yatay bir şeyi sıralamak için kullandığımız yapılar. Bu genel olarak bilişim dünyasında hep bu kullanılır zaten. Bu terim kullanılır. Excel'de bile hani sütunlar, sıralar kullanılır. Burada da ya sütun şeklinde ya da sıra şeklinde bunları dizebiliyoruz. Bunlar da bir composable birazdan göstereceğim. Box ise yine bu şekilde altlı üstlü göstermek için kullanabildiğimiz bir yapı. Şimdi hemen kullanımlarına bakalım. Şu an main screen'imin en üstündeyim ve şu textlerimin en üstünde şöyle column yazıyorum. Bakın zaten column çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve bu column ee, tamamen yeni bir Composable, yani daha önce kullandığımız bir şey değil, yapı değil ve bu kalımın içerisine şu iki teksti alırsak bakalım ne olacak. Bunları kesip Ctrl X ile buraya, Ctrl V ile yapıştırıyorum ve hepsini tamamen kalımın içerisine koydum. Şimdi bunu bir Build edelim, bakalım doğru düzgün bir hale geldi mi ve bakın buradan kalımını koyduktan sonra yine bir süslü parantez açıldı. Ve ben bu süslü parantezin içerisine koydum bunu. Ve buradaki parantezde, buradaki constructor'da parametreleri koyduğumuz yerde boş duruyor. Ve bakın gördüğünüz gibi doğru düzgün gözükmeye başladı. Android üstte, Hello World altta tam olarak yazdığım sırada gözüküyor. Süper. Peki neden bunu bu şekilde Hani direkt süslü parantez şeklinde yaptık. E çok büyük ihtimalle şimdi bakacağız. Ne yapmışlar? Yine content olarak yani en son parametre olarak bizden bir em, fonksiyon istenmiş. Ve o fonksiyonu ben yine daha önceki bölümlerde gösterdiğim gibi parametre olarak değil süslü parantezi açarak verebilirdim. Şimdi bunu teyit edelim. Hemen kontrole ya da işte Mac'teyseniz komanda basılı tutup kalıbının üstüne tıklarsanız siz zaten kalım.kt yani kalıbının kendi Android'in bizim için yazdığı fonksiyonuna götürecektir. Bakın bu da bir composable modifier alıyormuş. Buna ne demiştim? Bunu göreceğiz. Zaten birçok farklı ya yani birçok composable kendisi modifier alıyor parametre olarak. İki tane daha önce görmediğimiz şey alıyor. Parametre alıyor. Biri vertical arrangement, bir de horizontal alignment. Bunları da göreceğiz. Ne demek vertical arrangement? Vertical dikey, değil mi? Arrange ne demek? Düzenlemek. Dikey düzenleme nasıl olacak? Horizontal alignment. Align ne demek? Hani bir mesela textin alignment'ı vardı hatırlarsanız. Hizalaması. Yani yatay hizalama nasıl olacak? Dikey düzenleme nasıl olacak diye iki tane şeyi soruyor bana ve ikisinin de aslında gördüğünüz gibi default bir değeri var. Bir tanesi yukarıda yani dikey olarak en yukarıda olsun diyor. Bir tanesi de hizalama olarak startta yani en başında olsun ekranın diyor. Yani büyük ihtimalle bu kolonun içerisine koyduğum şeyi en sol üste gösteriyor ki zaten buradan da teyit ettiğimiz gibi. Hani bakın ikisi de sol üstte duruyor. Yani şu anda bu kolon bütün ekranı kaplamadığı için tam olarak bunu anlayamayabiliriz. Çünkü kolonun yerine kadarsa bana şu anda o kadar gösteriyor. birazdan modifier'ları falan gördüğümüzde bunu daha iyi anlayacağız ve şu vertical arrangement, horizontal alignment falan o kısımlara biraz daha odaklanacağız hemen bunu anladıktan sonra. Ama tam da tahmin ettiğimiz gibi dördüncü parametre olarak content'te yani son parametrede bizden bir composable fonksiyon isteniyor. Son parametre olduğu için bunu trailing göstergesiyle yani trailing gösterimiyle şu şekilde yapabiliyoruz. Yani buraya bir parametre vermeyeceksek bunu komple silebiliriz. Direkt bu şekilde gösterebiliriz. Tekrar build refresh yaparsam burada zaten herhangi bir değişiklik olmayacak. Süper. Peki kolon bu, e, row ne hemen gösterelim kolon yerine row yapalım mesela kolon değiştim row yaptım e, sadece bana diyor ki e, burada birden fazla seçenek var diyor alt enterla e, çağır bakalım diyor zaten android x compose olanı isteyeceğiz o yüzden e, tam olarak da onu import edebiliyoruz şu an bunu tekrar build edersem arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi şunu biraz zoom out yapalım bu sefer de sollu sağlı dizdi. Yani bu daha önceki e, yapılarımızdan hangisine benziyor? Tabii ki linear layout'a. Yani linear layout'u da vertical, dikey ya da horizontal, yatay olarak inceleyebiliyorduk, e, ele alabiliyorduk. Burada da column veya row olarak bunları yine aynı şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Yani şu an box'ı görmenin çok manası yok ama görelim. Bakın box da yine aynı şekilde... Gördüğünüz gibi buraya çağırabiliyoruz yine Alt Enterla bunu import edebiliriz. Baksın da daha önce de söylediğim gibi aslında e, hani dikey veya yatay olarak değil e, Z ekseninde nasıl duracağını karar verebiliyoruz. Şu an için tabii ki bunun böyle olmasının hiçbir mantığı yok bizim açımızdan hani üst üste göstermenin bir mantığı yok. Ama üst üste göstermenin mantığı olduğu zamanlar karşımıza çıkacak. E, ne gibi? Mesela e, bir görselin üstüne yazı yazmak istersek işte görseli altta tutup e, yazıyı üstte tutup hani bu boxtan faydalanabiliriz. E, o yüzden box'ı da kullanabiliriz ama column ve row'u yani column ve row'u devamlı zaten kullanacağız arkadaşlar. O yüzden hani bu ikisi en önemli şeylerden diyebiliriz. E, şu anda sadece ben kalım yapıp Burada bırakıyorum. Şimdi bunları daha iyi test edebilmek için özellikle de ekranda bunların nasıl var olduğunu, işte sağına soluna modifier koyduğumuzda nasıl yer kapladığını bunları daha iyi anlayabilmemiz gerekiyor. Bunları anladıktan sonra işte biraz önce gördüğümüz vertical arrangement nedir, horizontal alignment nedir? Ekranda bunları nasıl daha iyi konumlandırabiliriz? Biraz bunları de anlamamız gerekiyor ki bu kompozisyona iyice aşina olalım. Bir de tabii ki bütün bunlar da yetmiyor. İşte daha kullanmadığımız bir ton composable var. Yani ne image kullandık, ne buton kullandık, ne başka bir şey kullandık. Biraz da onlara bakmamız gerekiyor. O sebeple burayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Burada duralım. Hemen bir ders sonra buradan devam edelim.